Komple burası sıradan bir yer çıkarttık öyle. Hadi başlayalım. Yaklaşık 1892 üyemizin oy kullandığı teamül yoklamamızdayız. Bugün sabah saat 10'da başlayıp 16'da tamamlanacak olan bu temayül yoklamamız önce Denizli'mize sonra da Türkiye'mize inşallah hayırlı uğurlu olsun. Biliyorsunuz 2018 yılında bizim milletvekili sayımız 8'di. Ama bu sene yapacağımız seçimlerde milletvekili sayımız 7'ye düştü. Bizim de temel hedefimiz 8'in 4'ü olan AK Partili milletvekili sayımızı 7'nin 4'ü olacak şekilde yine çalışmalarımızı ve gayretimizi bu yönde devam ettireceğiz. Bunun yanında da milletvekili sayımızı bir arttırmanın mücadelesini vereceğiz. Hedefimiz de bu yönde. Burada ben şunu da net olarak söyleyeyim. Muhalif grubunda yaptığı açıklamalar, yaptığı çalışmalara baktığımızda onların hiçbirinin Türkiye'nin derdiyle ilgilenmediği, tamamen makam ve mevkilerin dağıtıldığı bir pozisyonda olduğunu ve milletimiz de bunun net olarak gördüğünü düşünüyoruz. Çünkü biz Türk milletine güveniyoruz. Türk milletine güvenerek 20 yıldan beri iktidarız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da inşallah hem de yani orada da hiçbir şüphemiz yok. Birinci turda 13. Cumhurbaşkanımız olarak bir kez daha Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini inşallah milletimizin desteğiyle yolumuza devam edeceğiz. Bundan herhangi bir şüphemiz yok. Burada bir seçenek var. Mevcut aday adaylarımızın içerisinde 4 tane milletvekilimiz var şu an aktif görevde. Onları hariç tutuyoruz. Onlar temayül yoklamasına girmiyorlar. Ve bu diğer aday adaylarımızı da 7'sini seçerek içinden hangisini gönlünde varsa İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde de öyle bir tercihte bulunacaklar. Tabii ki bizim sonuç itibariyle Nisan ayının ilk haftasında Sayın Cumhurbaşkanımızın da onayıyla Denizli'mizin 7 milletvekilinin ismi açıklandıktan sonra, aday olarak açıklandıktan sonra bizim adaylarımız onlardır. Ve o isimler açıklandığı andan itibaren de çalışmalarımıza yoğun bir şekilde gayret edeceğiz. İyi bir katılım var. Demokrasinin olmazsa olmaz unsur olan partilerin gücü teşkilattan geçer. Teşkilatın gücünü artırmakta yine teşkilatın uygun bulduğu adayların temsil noktasına getirilmesi lazım. Bu temayül onu amaçlıyor. 30'un üzerinde aday adayımız var. 2000'e yakın işte oy verecek seçmenimiz var. Dolayısıyla da 2000'e yakın teşkilatta görev almış. Mahalle temsilcisinden, asıllarından, yöneticilerden, belediye başkanından, geçmiş milletvekilerden. Bunlar bu 30'un üzerindeki aday adayın için hangisi daha iyi Denizli'yi tespit eder onu belirleyecekler. Temayül yoklasından bir netice alacağız. Tek başına temayül kriter değildir ama önemli kriterlerinden birisidir. Sadece bir örnek vermek isterim. 2011 yılında ben de temayüle girmiştim. Sivas'ta ilk temayülün 5 listesinde olan, ilk 5 sırasında olan 3'ü listeye girdi. Dolayısıyla hiç dikkate alınmıyor değil ama çok dar çerçevelerde farklı unsurlarla birinci sıraya gelebilmek de mümkün. Dolayısıyla tek unsur değil ama önemli bir unsurdur. Dolayısıyla görüyorum ki burada iyi bir katılım var. Hem katılanlara hem de aday adaylara başarılar diliyorum. Katılanlara da teşekkür ediyorum. Ya sen evrakları teslim etmemişsin. Orada vereceydin kendini. Görüşürüz. Görüşürüz. Dosyasını getirmeyi.